Euro Bakış TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Haftaya Bakış programına daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sezai Karakoç vefat etti. Şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Sezai Karakoç 86 yaşında hayatını kaybetti. Edebiyat dünyası bir büyük değerini daha kaybetti. Yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç İstanbul'da yaşama veda etti. Adı Diriliş Düşüncesi ve dergisiyle özdeşleşen Karakoç 88 yaşındaydı. 88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi Şehzadebaşı Camii'de kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi. Siyaset dünyasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik istemesi damgasını vurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Kasım günü resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla helalleşme yolculuğuna çıkıyorum mesajı verdi. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik göndermesi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna gönderme yaptı. Erdoğan, "Siz önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan gidip helallik isteyin," dedi. Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Ey Bay Kemal, sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İttifaka tam destek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraber kanca beraberiz dedi. Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Recep Tayyip Erdoğan'a ahlak yoksunu göndermesi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısına katıldı. Hakkında abuk sabuk konuşan ahlak yoksunu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Sonrasında gereği düşünüldü denilerek ama düşüncesizce verilen utanç verici tüm kararlara inat, İYİ Parti iktidarında gereğini yapacağız. CHP İzmir'de fena karıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdülbatır'a küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Kuruşçu istifa etti. Bazı basın yayın organlarında CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Kuruşçu'nun bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydı paylaşıldı. Görüşmede Kuruşçu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdülbatır hakkında küfürlü sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu gelişmeler sonrasında CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Kuruşçu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kuruşçu yaptığı açıklamada 4 yıla yakın süredir partide ilçe başkanlığı görevi yaptığını söyledi. Görevi sırasında ihale peşinde koşmadığını, dosya takipçiliği yapmadığını ve bulunduğu konumları kendi menfaatine kullanmadığını, sadece vatan ve vatandaşa hizmet için çalıştığını belirten Kuruşçu şunları kaydetti. Basına yansıyan, bana yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olduğu inancıyla ilçe başkanı görevinden istifa ediyorum dedi. Sınır nöbetindeki Mehmetçiklere teknolojik destek.
Türkiye-İran sınırının Iğdır Ağrı bölümünde vatan nöbeti tutan hudut kartalları başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göçmen girişleri ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla son teknolojik silah ve teçhizatı aktif olarak kullanıyor. İzmir'de vapura bisikletle binmek 5 kuruş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bisiklet ulaşımı aracı olarak kullanılması hedefi doğrultusunda son 2,5 yılda İzmir'de bisikletli ulaşımda büyük dönüşüm yaşandı. Türkiye'de ilk defa İzmir'de başlatılan vapurlarda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması kentteki bisiklet kullanımını arttırdı. Uygulamada yıl boyunca 74 binin üzerinde İzmirli faydalandı. Sırada ben böyle sanatın içine diyecek bir haberimiz var. Ulus'ta bir hayranı sahneye davet ettikten sonra yere yatmasını söyledi. Daha sonra pantolonunu indirip şarkı söylemeye devam ederken adamın suratına idrarını yaptığı görüldü. Seyirciler cover grubu Brez Agnistin performansı sırasında solist Sophie Ulus'ların bir hayranı üzerine işediğini görerek şoke oldu. Mavi mirasın 4000 yıllık izleri sürülecek. Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi ışık, ses efektleri ve video sunumlarıyla ziyaretçileri adeta mavi derinliklerin büyülü dünyasına götürecek. Yeni doğan 20 bin bebek hayata tundu. Ama nasıl? Sağlık Bakanlığı'nca yaklaşık bir yıl önce Türkiye genelinde hizmete alınan yeni doğan ambulansları bugüne kadar 20 bin bebeğin hızla hastanelere yetiştirilerek yaşama tutulmasını sağladı. Sağlık Bakanlığı bu amaçla bir yıl önce Türkiye genelindeki yeni doğan ambulansları uygulamaya aldı. Hani bir söz var ya, ciğerimi ye diye. Gelin haberimizde izleyelim, ciğer nasıl yeniliyor. Son dönemde tanıtım ataklarıyla gastronomi turizminde öne çıkan ciğer kentlerin turizm ve ekonomilerine katkı sağlıyor. Sunumuyla, doğranışıyla, pişirilmesiyle bölgesel farklılıklar gösterse de ciğer Edirne, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana gibi illerde hem yerli halkın hem de turistlerin vazgeçemediği lezzetleri arasında yer alıyor. Geçmişte gastronomi turizminde çok fazla yeri olmasa da ciğer son dönemlerde tescil ve tanıtım hamleleriyle bazı şehirlerin mutfakları için vazgeçilmezlerden oldu. Şanlıurfa ve Adana'da sabahın erken saatlerinde yenen şiş ciğer, öğle ve akşam vakti Edirne'de tüketilen tava ciğer, akşam menülerinde Diyarbakır'ın közde ciğeri, yerel lezzetler durağı yolcuların aradığı tatlar arasında yer alıyor. Herküller Alanya'da yarıştı. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'da yarıştı. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ilk gününde Kleopatra plajında 3 etap gerçekleştirildi. Wedding Fashion'a İzmir'de muhteşem gala. Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından Wedding Fashion İzmir'in açılış gününe özel defilesinde moda şöleni yaşandı. Tasarımcı Cihan Nacar'ın fuara özel hazırladığı Saklı Bahçe isimli defile moda severlere sunuldu. Galaya katılan Başkan Soyer defile sonunda Nacar'a teşekkür plaketini takdim etti. Gala gecesi ünlü şarkıcı Sibel Can'ın konseriyle devam etti. Amillerimiz playoff biletini kaptı. A milli futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda Çebeli Tarık'ı 6-0 yenmesinin ardından deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak playoff oynama hakkını kazandı. Ay Yıldızı ekibimiz Mart 2022'de oynayacak playoff maçlarıyla 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde yapacağı 22. Dünya Kupası için son biletlerden birini almaya çalışacak. Playofflarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. Playoff yarı final maçları seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Bir haftaya bakış programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni gündemlerle sizlerle birlikte oluncaya kadar en güzel günlerin sizlerin olsun.